Ramazan geldi, hoş geldi, evlere şenlik geldi, oruç tutanlar için cennetten müjde geldi. Merhaba, benim adım Elif. Elif gibi dost doğru olmam için koymuş annemle babam bu ismi bana. Bugün oruçluyum. Daha önceleri de birkaç gün tutmuştum. Fakat ilk defa bu yıl bütün Ramazan ayı boyunca oruç tutacağım. Bugün ilk günüm. Umarım sonuna kadar dayanabilirim. Annem bana orucun ne kadar önemli bir ibadet olduğundan söz edip duruyor. Dedem de anlatmıştı. Artık hepsini biliyorum. Sizi de anlatabilirim. Tabii iftar saati gelinceye kadar. Birazdan anneme sofrayı kurarken yardım etmem gerekecek. Ramazan ayına iki güzel aydan geçerek geliyoruz. Biri Recep, diğeri de Şaban. Bu 3 aya yani Recep, Şaban ve Ramazan'a 3 aylar deniliyor. Yılın en mübarek ayları bu aylar. Ramazan'a hazırlanmaya daha Recep ayından başlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu aylarda sıkça oruç tutar, ibadetlerini çoğaltırmış. Bizim için kutsal olan kandil geceleri de bu aylarda toplanmış. Hepsini öğrendim. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili, 27. gecesi Miraç kandili, Şaban ayının 15. gecesi Berat kandili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bin aydan hayırlı olduğunu söylediği Kadir gecesi ise Ramazan ayının 27. gecesi. Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın 5 şartlarından birisi. Dünyadaki bütün Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutuyorlar. Ramazan ayı bittiğinde de hep birlikte bayram ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bütün inananlar kardeştir diyordu. Biz de oruç tutarken bütün inananlarla kardeş olduğumuzu yürekten hissediyoruz. Babam hep benim sabırsız olduğumu söyler. Her şeyi isteyince onun hemen olmasını bekliyorum. İstediklerim gerçekleşmeyince huysuz bir kız oluyorum. Oruç tutmak bize sabretmeyi öğretiyormuş. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Sanırım Ramazan ayının sonuna kadar hiç bıkmadan orucumu tutarsam sabretmeyi de öğrenmiş olacağım. Sadece sabrı değil, şükretmeyi de öğreniyormuşuz oruç tutarak. Bunu anlayabiliyorum. Bir şeye şükretmek için onun değerini bilmek gerek. Mesela suyun değerini ne kadar susarsak o kadar çok anlıyoruz. Acıkmadan yemeklerin lezzetini almıyoruz. Oruç tuttuğumuzda yiyeceklerin lezzetlerini daha iyi duyuyoruz ve onları bizim için yaratan Rabbimize şükrediyoruz. Aç kalınca kendimizi de daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Galiba. Aslında bedenimizin ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu fark ediyoruz. Şu kısacık ömrümüzü boşa geçirmememiz gerektiğini anlıyoruz. Tabii Allah'ın rızasını kazanmak için de ciddi bir hazırlık yapmak gerekiyor dünyada. Ne yazık ki insan keyfi yerindeyken böyle şeyleri pek düşünemiyor. Üstelik aç kaldığımız için fakirlerin neler hissettiğini anlayabiliyoruz. Açların, susuzların, kimsesizlerin neler hissettiğini anlamamız için bizim de benzer duygular yaşamamız gerekiyor. O zaman fakirlere yardım etmek için can atıyor, bol bol sadaka veriyoruz. Zenginler İslam'ın diğer bir şartı olan zekatlarını yani mallarının 1/40'ını ihtiyacı olanlara veriyorlar. Ramazan ayında Allah'a daha yakın olabilmek için ibadetlerimizi çoğaltıyoruz. Teravih namazımızı sadece Ramazan ayında kılıyoruz. 20 rekatlık bir namaz bu. Bütün Müslümanlar bu namazı kılmak için geceleri camileri dolduruyorlar. Bir keresinde annem beni de götürmüştü. Çok eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Allah da bu aylarda her zamankinden daha cömert, daha affedici davranıyor kullarına. Ramazan ayında Kur'an okuduğumuzda Kur'an'ın her harfine karşılık bolca sevap alıyoruz.
Kadir gecesinde ise bu sevap artık sayılamayacak kadar büyüyor. Allah bu kutsal gecede bize sonsuz rahmetinin bütün kapılarını açıyor. Sağlığı oruç tutamayacak kadar bozuk insanlar var. Allah onların oruçlarını Ramazan ayında değil de sağlıkları düzeldiğinde tutmalarına izin veriyor. Ama sağlıklı insanlar için çok yararlı oruç. Midemiz ve diğer organlarımız biraz tatil yapıyor, dinleniyor. İtiraf etmeliyim ki benim midemin böyle bir tatile ihtiyacı var. Abur cubur yiyerek onu fazla yoruyorum. İşte annem beni çağırıyor. Ona biraz yardım etsem iyi olacak. Yoksa benim hala küçük bir kız olduğumu düşünebilir. Annem en sevdiğim yemekleri yaptı. Birazdan babam da elinde sıcacık pidesiyle gelir. Hep birlikte sofraya oturup iftar yapacağız. Size son olarak iftar duasını okumak istiyorum. Yine ezberledim. Ramazan boyunca okuyacağım. Annemle babam da amin diyecek. Şöyle. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, annemi, babamı, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgem ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Hadi hepinize iyi iftarlar.